Tekrardan herkese merhaba. Ördeklerimizin sesi böyle sürekli bağırıyorlar. Aslında garaj videosunu daha sonrasında tamamen bittikten sonra çekecektim. Ama şöyle bir problemimiz oldu. İşte duvarların beni konuşturmuyorlar. Duvarların alçısı yapılmadı. Hatta şu arkada gördüğünüz mutfak kısmının, şurası mutfak normalde bizim kendi mutfağımız. O duvar kısmı falan suvancaktı. Oralarını daha yaptıramadık. İşte iş güç buraları tekrardan doldurunca böyle eşyaları da çıkartamadık yeniden. Normalde bu yer kısmına da beyaz taşlar atılacaktı. Yani bekliyoruz şu anda. Kamerayı bir çevireyim. Ördeklerimi susturmaya çalışıyorum. Ördekler böyle. Sürekli bağırıyorlar. Bugün ayın kaçı biliyor musunuz? Şu anda 3 Eylül. 3 Eylül'deyiz. Dün çok fazla yağmur yağdı. Bu yüzden böyle yerlerimiz çok fazla ıslandı. Gece bayağı 2.30'a kadar yağdı. Akşam saatlerine başlamıştı yağmur. Bizim şöyle bir problemimiz oldu. Hatta onu da söyleyeyim direkt. Bu duvarların dip kısımlarına birkaç tane delik açılacaktı ki yağmur yağdığı zaman işte bir akış olarak oradan dışarıya çıkacaktı su. Gelen su. Şu anda yine başladı yağmur. Bugün yağmamıştı. Ama bizim bu temeli atan, işte bu duvar kısımlarını yapan kişi yapmadan parasını tam alıp bırakıp gitti. Biz arıyoruz, tekrardan çağırıyoruz falan ama kesinlikle getirtemiyoruz, gelmedi. Şimdi sizlere neler yaptığımızdan bahsedeyim. Bu garaj yeri aslında şöyleydi biz bu evi aldığımızda. Bu evler de garaj kısmında kerpiçten yapılmıştı. Yani aslında garaj olarak yoktu burası. Burada bir işte ekmek evi vardı. İşte yan tarafında bir ahıl vardı, koyunların konulduğu. İşte bir ahır vardı. Daha sonrasında burada çok bir tane sadece amuru koyabildiğimiz kadar bir garaj vardı. Daha sonrasında tekrardan şurada bir tuvalet vardı. Daha sonra işte odunluk denilen işte tezekleri falan koydukları bir yer vardı. Böyle bir yerdi yani. İlk başta böyle videolarda göreceksiniz zaten. Herkese merhabalar. Bugün garajımızı yıktırıyoruz. Yerine yenisini yaptıracağız. Yıkma başlandı. İçeriden yıkılıyor. Dışarıdan şu an herhangi bir şey yok galiba. Burası yıkılmış bir tek. Şu tarafta galiba arka tarafını şu an yıkıyor. Şöyle çekeyim size dışarıları. Şu camdan görüyorum hatta yıktığını. Bugün ben Ankara'ya döneceğim. Buralar yıkılacak, temel atılacak. Daha sonra üzerine saç şeklinde yapacağız tepesini. Böyle. Burası eskiden ağılmış. Koyunlar duruyormuş. Arka kapısı da var, ön kapısı da vardı buranın. Ağıldan sonra ne geliyor? Yine böyle bir eşya falan koydukları bir yer var. Orası da büyüktü bayağı. Ondan sonra bir ekmek evi geliyor. Böyle büyük. Aslında eskiden çok böyle kullanışlı yaptıkları bir yermiş. Kerpiçten buralar. Tuğlaları bile ne kadar eski. Eskinin tuğlalarından. Hatta ben topladım. Bir kısmını topladım çatıdan. Onlarla bahçeye süs yapayım dedim. Pencereleri de yeni taktırdık. İçerisine parke döşettirdik. Bir iki haftadır evin içerisiyle uğraşıyorduk. Bundan sonra da dışarı garajlarla uğraşacağız. Çatıya bunlardan koymuşlar.
bu tuğlalardan. Ben bunlarla bahçeye süs yapayım diye topladım. Eşyalarımızın hepsini dışarıya çıkarttık mecburen tabii garajdaki. Yan taraf işte garaj, ahıl, ekmek evi. Sonra yine bir depo gibi bir yer gibi ilerliyor. Ağacımız vardı. Ağacımızı hemen kökünden çıkarttı ilk olarak. İki tane ağaç vardı. İkisini de köküyle birlikte çıkarttık. Bakalım inşallah ölmezler. Bu kamyonla taşıyacağız. İçeri de çekeyim size. Odunları ayıklayacağız tabii. Burası ekmek eviydi, şu kısım. Daha sonra bir banyoluk vardı hatta yanında. Şöyle geçeyim de zararımız olmasın. Onun yanında ahıl vardı. Küçük yine bir, küçük demeyeyim hatta, bayağı büyük bir yer daha vardı. Şurası garajdı. Tam karşı taraf. Onun yanı da odunluk diyeyim. Hatta orada da lavabo vardı. Bayağı büyük bir yer aslında. Buraya da küçük sera yaptık biz. Biberleri 2 hafta falan oldu herhalde alalım. Biberlerimizi diktik. Donlar olduğu için de üzerini böyle örttük. Diğer söktüğümüz ağaç da burada koymuş. Dün akşama kadar buraları boşaltmakla uğraştık. Tuğlaların çok büyük bir kısmını almadık, duruyor. Yani lazım değil dedik. Bir de vaktimiz yoktu. Biz tabii ki içerisinde işte eşyaları çıkarttık dışarıya. Yani videolarda etraf gerçekten çok dağınık gözüktü ama içerideki eşyaların hepsini dışarıya çıkartmak zorunda kaldığımız için böyle oldu. Şu anda şu taraftan şöyle göstermeye başlayayım. Yani bizim bu duvar falan delinmediği için mecburen buradaki çeşmemizden akan su evimizin içerisinde işte dökülüyor. O da böyle çok etraf kirlendi. Gerçekten de. Ördeklerimizin su kısmı falan. Burada da pulluğumuz var. Bu tarafa güneş çok vurduğu için gündüzleri, yani şurası kapalı olmadığı için bu tarafa güneş çok vuruyor. O yüzden pulluğu kapattık. Şöyle bizim pulluğumuz. Bunu da yeni almıştık. Şimdi ne yaptık? İlk başta işte yıkım yapıldı. Bir kamyonla da direkt boşaltıldı buradakiler. Burada tavuklarımız var. Tavuklarımız falan çok elcidir. Böyle koşa koşa arkanızda dolanırlar. Yıkım yapıldı. Bir kamyonu da aynı anda yıkım yapılırken de buradaki molozlar bir yandan odunları ayıklıyoruz. Bir yandan da artık boşaltacağız buraları.
garajımız da yıkıldı. Orası odunluktu hatta. Şurası odunluk, şurası garaj. Burası ağıldı, iki bölmeli. Şurada küçük bir banyoluk vardı. Daha sonra yine burada bir ekmek evi vardı. Dün biz şuradaki odunları kestik. Ki şöyle evde yıkılmasın diye. Burası bizim kendi mutfağımız. Kestikten sonra zaten burası kendi kendine göçtü. Şu karşı tarafı da kesmemiştik. Bugün kesti. Babam şu duvarda görüyorsunuz zaten odunları. Ağaçlarımızı sulamaya çıkacağız şimdi babamla. Suları doldurduk. Tekrar başka bir yere dikildi. Ağacın biri buradaydı zaten. Bir de şu karşıda dikiliydi. İkisini de çıkarttık. Odunların bir kısmı burada, bir kısmını dışarı römorkta çıkardık. Bir kısmını ayırıyoruz falan derken artık şu ağacımızı da götürelim de. Karşıya döküyoruz bunları da. Babam şimdi bakalım. Kamyon döktü, geliyor karşıya. Şöyle göstereyim size. Tam karşıya döküyoruz. Daha boruların düzenlenmesi var. Tabancalarımız gelmedi. Tabancalar, kavallar hepsi birleştirecek falan derken aslında daha çok iş var. Bakalım. Diğerini biraz atıp biraz ezdiniz mi hemen? Eze eze yapsaydınız. Şöyle bakalım. Dur. Şu tarafa at. Şuraya bu taraftan da bu taraftan düz olsun. Bak yamuk bunlar. Dur. Yamuk. Bas oradan bas. Bas. Sen bassan daha sıkılaşır. Benimle senin basman bir değil. Bunda düştü mü var? Yukarıdan bağlarız. Şeyi vardı bunun üstünde, sopası vardı ya. Onu söktük ya. Bir tane yanına dikelim. Dur taş düştü. Ağaçlarımızı diktik. Cansu'larını da veriyoruz. Büyük olan tutacağını çok zannetmiyorum ama inşallah tutar. Ya mecburen sökmek zorunda kaldık. Çünkü yıkılmıyordu. Tam orta yerde kalmıştı. Ağaçlar. En azından zarar vermeden en baştan sökelim de dedik. Bir daha zarar aldıktan sonra sökmekten daha iyidir. Arkaya bakalım. Arkalar ne hale? Daha buralar duruyor. Bakalım diğer taraf gözüküyordu. Evet, burası açılmış. Kerpiç dediğimiz şey samanla çamurun karışmasından oluşuyor.
Ama toprağını farklı bir toprak oluyor. O topraktan yapıyorlar. Kalıp döküyorlar. Onu o kalıpla birlikte yapıyorlar. Ev açılmış. Ay. Burası tamamen bitti sayılır. Şu kısım yıkıyor şu anda. Bu duvar tamamen bitti. Şu an buradalar. Şu ekmek evi hala duruyor. Bitecek bakalım. Ben şimdi Ankara'ya gideceğim. Geri kalanını da annem çeker size. En son onunla paylaşırım. Daha sonrasında işte buraların tesvirleri yapıldı. O kepçeyle buralar düzeltilmişti. Şu anda bahçemizin, garaj yerinin tesviyesi yapılıyor. Bayağı bir buraya römörk toprak döktük tekrardan. Şimdi de düzenlemesini yapıyor abi. Dün de bu kalıplar söküldü. Yavaş yavaş garaj halloluyor. Pazartesi günde, yani bir bugün pazar, yarın ya da öbür günde duvarı örmeye başlayacaklar. Daha sonrasında temel kazındı. Temel kazındıktan sonra temel işte kalıplar çakıldı, beton döküldü. Birkaç gün beklendi. Daha sonrasında tekrar kalıp çakıp tekrar beton döküldü. Bunun sebebi de kalıpları büyük yapmış, arası mesafesini. Tekrar onu küçültmek için tekrar kalıp çaktılar. Tekrar küçülttüler. Daha sonrasında biz tekrar kepçeyi çağırdık. Bu sefer de o kalıpların arasındaki boşluklar tekrardan böyle dolduruldu. Bunu yaptıktan sonra da işte kalıpları tekrar sökmeye gelir falan. Buraya not aldım hemen. Bu kalıplar da söküldükten sonra bunu sadece kalıp için ayrı, yani bu alt kısmı ayrı birisi yaptı. Hatta size şöyle duvarımızdaki kalıpları göstereyim. Şu an burada ben gezindiğim için bana bağırıyorlar, salayım diyor onları. Mesela böyle desenlerini falan tam düzgün bir şekilde yapmamışlar. Burada da şeyimiz var. Pulluk demirlerimiz. Bunlar büyük. Diğerleri bir alt. Daha küçük onlar. Onları da yeni aldık. Daha sonrasında işte bunu yapması için, yani sadece bu betonun dökülmesi, kalıp çakılması için tam 2 ay yaptık. 2 ay bekledik. 2 ay. Bunu yapan kişiye biz söylemiştik. İşte delikler de koyun. Gidiş, hani çıkış olsun diye, onu da yapmadan bırakıp gittiler. Yani böyle bir saçmalık şeyi devam ederek. Daha sonrasında duvar örüldü. Duvar örüldükten sonra bu her birleşim yerine, yani şu köşelerden bahsediyoruz, oralarda boşluklar bırakıldı ve oralara tekrardan kalıp çakılıp tekrardan oralara beton döküldü. İyice sağlamlaştırıldı. En sonunda işte çatı yapıldı. Bu çatı yapmayı da 2 hafta içerisinde çatıyı yaptılar. Şöyle göstereyim size. Çatıyı da en son bu şekilde oldu. Bu karşı kısımlarında küçük şöyle, şu ön kısımlarını da kapattırdık şöyle uzun uzun. Böyle. Garajımızın en son bitmiş hali bu şekilde. Ama söylediğim gibi daha sıvalar yapılacak. İşte altına bir beyaz taş dökülecek vesaire. Garajımızda neler var? Şurada bir pulluğumuz var. Dörtlü. Iveco'muz var. Erkunt'umuz var tabii ki de. Kabak toplama makinemiz var şurada. Şimşek makineyi göstereyim bir saniye. Şey, daha buraların dizaynı yapılmadığı için karışık biraz ortalık. Bu toplama makinesi. Burada holder var. 1 tonluk. Hero'muz var.
Yazık, kanuni. Bu valla böyle şey, teli koptu. Debriyaj teli. Şurası. Bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Birinci vites oluyor. Aşağı indiriyorsun. İki oluyor. Bu teli koptuğu için şu an uyumakta. Kullanmıyoruz şu anda. Burada bir tırmamız var. Şurada bir kaz ayağımız var. Burada... Şu anda garajımız bitti sayılır. Sadece ön tarafının şu kısımları tamamlanacak. Biz de ekipmanları yavaş yavaş koymaya başladık. Daha altına beyaz taş da atılacak ama dışarıda kalmasın diye koyuyoruz şimdi ekipmanları. Bu ekipmanlarımızı da daha yeni aldık. Şimdi tek tek gelecek. Buralarda da civcivlerimiz var. Şevval, civcivleri nereye götürdünüz? Nerede? Hani? Kulakçıdan onu yem salıyor. Ha, ta arkaya geçmişler. Şimdi diğerini takmaya gidiyor babamlar. Kapının önünde bütün her şey. Bunlar da etnik civcivlerimiz. Dün Ankara'dan getirdik. Şimdi ördekleri göstereyim size. Şeva, koş, ördekleri göster hadi. Hayır, sen önden git, ben seni çekeyim. Hani yemleri, suları var mı? Ben daha yeni koydum. Ördek 10 tane almıştık. Bir tanesini alakarga götürdü Ankara'da. Bir tanesi de dün kümesin içerisinde ölü bulduk. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. Bunlar biraz korkuyorlar. Aslında dışarı çıkarttığımızda arkamızdan koşarak geliyorlar falan. Alıştılar ama. Şurayı bir açayım. Daha küçükler, bir haftalıklar. Civcivler yumurtadan çıktı. Çıkar çıkmaz biz aldık, eve getirdik zaten. Makineden çıkartmışlardı. Suyun içerisine girdikleri için yüzüp böyle kendilerini ıslatıyorlardı. O yüzden böyle hemen ikiye ayırdık. Birazcık su koyduk. Biraz da yem koyduk Ben falan. sularını değiştireceğim. Değiştirme, değiştirme. Ay bak azıcık kalmış. Öbüründen içerler. Bak orada çok su var. Ben yemek yemek için. Olsun. Sen boş ver. Hiç suyun bence elleme. Çünkü kendilerini çok ıslatıyorlar. Güneş birazcık, hava serin bugün. Güneş yeni yeni çıkmaya başladı. Biraz ısınsın ama şöyle güneşe doğru koyarız biraz yarısını. Tamam mı Şevval? Burası da bahçemiz. Bahçe çok geç kaldı. İçeriye vinç falan gireceği için. Önce bu kadar büyüdüler. Yeni yeni otlanmayı öğrendiler. Normalde hiç ot yemiyorlardı. Gel. 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 Bizim Ankara'daki tavuklarımız hiç şey yapmıyor böyle. Ben gel diyorum, hemen koşa koşa geliyorlar. Bunları daha alıştıramadım. Şimdi de tırmığımızı getirdiler.
Şimdi buraya kabak toplama makinesini getirdik. Şöyle. Zaten makineyi videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz. Daha sonrasında çapa makinesini de yeni aldık. Az kullanılmış. İkinci el aldık ama çok az kullanılmış yani. Daha sonrasında pulluğumuz. Pulluğu da geçen yaz almıştık. Şöyle kabakları hatta topladığımız zaman almıştık. Ben bunun videosunu çekmiştim ama telefonumdan silinmiş. Onu paylaşamamıştım. Burada kaz ayağı var. Kaz ayağını da daha yeni aldık. Sıfır. Daha sonrasında burada tırmık var. Tırmığı da yeni aldık. Bu da sıfır. Şöyle. Şimdi bir holder var. Onu da yeni aldık. Sıfır. Holderi galiba içeriye sokmayacağız. Çünkü onunla işimiz var. Yani tekrar içeri sok çıkar yapmayalım diye. Römörkümüz var. Römörkü de yeni aldık. O da sıfır. Hiç kullanmadık daha. Bunlar dışarıda bekliyordu. Her yer çok dağınık. Çünkü garajımız yapılıyordu. Yani her şeyi dışarı çıkarttık. O yüzden. Şöyle çıkalım. Buradan kabak makinesi geçecek mi bilmiyoruz. İnşallah geçer girer. En son arabaları koyarız zaten. Önüne takmışlar. Bilmiyorum, ben hiç ellemedim onları. Görmedim ki. Holderimiz 1 tonluk. Bu otomatiklerden değil yani, elle açılır. Sivrisar'dan. Sivrisar'dan gübre alınacak. Üre almıştım ben 3,5 ton. Ay, parasını ödedik ama getirmedik daha. Ya ben bu römorku çok beğendim. Çok güzel. İçerisi falan çok büyük. Altı tonluk. Şurada biraz borularımız kaldı. Tarlaya gidecek. Tabancalarımız var. Tabancalarımızın hepsini tamamlayamadık. Gelmedi. Bunları sıfır aldık daha yeni. Bu yıl. Çok parça parça geldi. Mesela bir kısmının kavalı ve işte üzerini tamamen tamamladık. Ama sadece alt kütüğü yok. Kütük gelecek. Bir kısmı bekliyoruz. Bunlar beşliklerimiz. Bunlar üçlükler. Çoğunu tarlaya götürdük. Bu kadarı kaldı. Nereye yanaşayım? Tamam. Eve koyla yanaşayım. Beşlikleri dolduracakmışız. Hava çok rüzgarlı. Şu an sesim size nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah anlaşılıyordur. Şu İveko'yu bir yanaştıralım. Evet, İveko'da şöyle bir problemimiz var. Birinci ve geri vitesine takmak bir zulüm. Şahsen birinci vitese takamıyorum. Ben de şöyle yapıyorum. İkiye takıyorum, ikiyle kalkıyorum. Geriye takarken de biraz zor olarak takıyorum bu şekilde. Şuradan gireceğim. Biliyorum. Geri geri gireceğim. Onlar diyor geri git. Şuradan geri geri geleceğim. Thank you.
Şimdi ben bunu bir de el freni çekemediğim için şey yapıyoruz. Şimdi el freni çekiyoruz ya. Geri inmiyor, zor iniyor. Ben de diyorum ki kimse el freni falan çekmesin. Vitese takıl, öyle dursun. Vallahi öyle sürüyoruz. Yapacak bir şey yok. İşte böyle şeyleri kadınlara göre de yapmadıkları için böyle problemler yaşıyoruz. Bakalım. Şimdi bunları yıkmayacağız. Var. Burada çekirdeklerimizi sereceğimiz çadırlarımız duruyor. Bu çadırlar işte herhalde bir gün önce falan sereriz. Bir bakarız işte üzerleri süpürülür vesaire. Temizliğini yapıp daha sonrasında üzerine döküyoruz. Çünkü biz gerçekten çok dikkat ediyoruz. Bazen ben bakıyorum internet üzerinde. Böyle şey normal kirli ayakkabılarıyla falan çekirdek kuruturken üzerlerine çıkıyorlar ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Burada dediğim gibi tırmamız var. Burada gübrelerimiz falan var. Bu yıl kabak çekirdeklerini kullandığımız. Burada bir arabamız var. Bu da kabak hasat makinesi. Kabak hasat makinesinde biliyorsunuz işte şimşek makine kullanıyoruz biz zaten. Buradan yürüyerek gelince yerdeki kabaklar buradaki kirpiye saplanıyor. Buradan aldığı kaba şurada bir kişi dikiliyor. Buradan aşağıdan alıyor, yukarıya alıyor. Daha sonrasında şuradan yukarıya çıkalım. Buradan kabaklar buraya düşüyor ve içeriye gidiyor. İçeride parçalanıyor. En son şu arka kısımdan, şu yan taraftan posasına atıyor. İçerideki depoya da çekirdekler doluyor. Şurası da helezon. Helezonla da biz römorklara döküyoruz. Hasata çok az kaldı. Bir 15, ayın 15'i 20'si gibi çıkartmayı düşünüyoruz. Şu anda hasat etmeye çoğu başladı kişiler. Yani şu yağmurun öncesinde çıkarttılar ama bu kadar yağmur yağacağını hiç kimse beklemiyordu. Yani nasipleri böyleymiş. Bu da çapa makinesi, gübreli. Buraya gübreyi koyuyoruz. Burası da böyle. Çapa yapılıyor. Şöyle. Bu da yeni aldığımız römorkumuz. Burada da et civcivlerimiz var. Birkaç tanesini kestik, bunlar kaldı. Bu kumda yine tekrar bu duvarlar için lazım olduğu için buraya koyduk ıslanmasın diye. Yani böyle garajımız doldurduk. Şu arka tarafta çuvallarımız var. Yine çekirdekleri çuvallamak için. Burada da böyle bahçemiz var. Bahçemizde birkaç fare var. Fareler bizi mahvediyor yani. Kapan kurmuştuk. Kapanı almış götürmüş artık. Ne tuttu bilmiyoruz. Böyle fasulyeler, marullar. Böyle tohuma bindi. Bunları biz sökmedik. Tekrar ektik. Tekrar yenisi çıkacak. Biberler, fasulyeler işte. Patlıcan var. Şurada salatalık kabak var. Şurada acı biberler falan var. Küçük küçük gözüküyor. Lahana var. Domates var. Şunlar yer elması. Şuradakiler. Başka neler var? Şurada ileride yine patlıcan var. Burada küçük fidelerimiz var. Bunları şeylerde ekmiştik. Fidanlarımızı ekmiştik böyle. Çekirdeğinden büyüdüler, kaysınlar. Her yerde kabak var bizim. Burada da kabak var. Şu büyümüşü kopartılacak. Sonra bu tarafa geldiğimizde asma var. Şurada bir tane asma var. Şöyle büyük. Burada çileklerimiz var. Burada da normalde çilekler vardı ama çilekler buradakiler öldü. Çok sıcaktan öldüler. Üzerlerine gölgelik yapmamız gerekiyordu. Tabii biz de üzerlerine pek ilgilenmeyince, üzerine düşmeyince. Bakın böyle küçük çilekler oluyor. Şuralarda da var. Bunlar da kuşlar gelip yiyor. Burada böyle çiçeklerimiz var. Ben bunlarla ilgileniyorum falan. Böyle işte. Arkada yine benim küçük sukulentlerim var. Bir sürü yukarıda. Böyle garajımız bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.